Tekrar iyi günler. Üslü sayıların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Üslü denklemler. Arkadaşlar unutmayın, üslü denklemleri çözebilmemiz için tabaların eşit olması gerekirdi. Bunları bazı sorular üzerinde denemiştik. Yani a üzeri n eşittir a üzeri m ise n eşittir m'dir. Arkadaşlar bunu renkli kalemle şöyle bir çerçeve için alacağım. Bu çok değerli ve önemli bir not. Peki a üzeri n eşittir b üzeri n ise burada a eşittir b fakat n tek ise. N çift ise arkadaşlar a eşittir artı eksi b'dir. Çünkü hem artı bir sayının karesi hem de eksi bir sayının karesi aynı değere veya sayıya eşit olabilir. 3. A üzeri n eşittir 1 olmak üzere gençler. Burada 3 türlü durum var. Üçünü de taramak zorundayız. Birincisi a eşittir 1 olabilir. Ne demiştik hatırlarsanız? Eğer a 1 ise yani taban 1 ise tüm kuvvetlerin sonucu 1'dir. N eşittir 0 olabilir. A eşit değil. 0 olmak üzere. Yani üst 0 ise zaten tüm sayıların 0. kuvveti 1 idi. Bir de arkadaşlar A eşittir eksi 1 olabilir fakat bulduğunuz N değerini yerine koyduğunuz zaman çift sayı ise o zaman 1'e eşit olacağından bir de bunu denemek zorundasınız. Yani 3 farklı durum oluşmuş oldu. A ve B birer rakam olmak üzere. A 0 0 0 0 lap 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 0. N tane 0 olmak üzere arkadaşlar. Bunu zaten üstsel olarak yazılışı veya bilimsel olarak gösterilişi idi bunun adı. A çarpı 10 üzeri N. Peki 0, 0 0 lap 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 0 A ise bu defa A çarpı 10 üzeri eksen olarak. Çünkü sol tarafa doğru gitmiş sıfırlar virgüller. Dolayısıyla bu da arkadaşlar A çarpı 10 üzeri eksen olarak yazılabilir. Peki. Uygulamalara geçelim. Yani hocam daha iyi anlıyoruz dediğiniz duyuyorum buradan. Bravo. Biraz kalemimi kalınlaştırdım. Konuşamadım. Kalemimi. Olduğuna göre x kaçtır? Gençler bu tarz sorularda ben genellikle paranteze alma işlemi yapıyorum. Daha kısa ve öz olmakta burada. Yani 2 üzeri x ayrıştıralım bunu. Çarpı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2 artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 eşittir 70. Burada ne ortak parantezi var? 2 üzeri x parantezi. Hocam dediğiniz duyuyorum buradan. Bravo. 2 üzeri x parantezinde 2'nin kübü 8 artı 2 üzeri eksi 2 hatırlayın 2 üzeri 2 4'tü. Takla attırın 1 bölü 4. Artı 2 üzeri x'i zaten dışarı yazmış olduk. 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 eşittir 70 olacak gençler. Bunu sol tarafa doğru yapalım çünkü yerimiz olsun. Şurada bakın payda eşitleyeceğim. 1, bunu 2 ile, bunu 1 ile, bunu da 4 ile genişletiyorum. O zaman artık siyah kalemi alabiliriz. 2 üssü x çarpı 32, 33, 35. Yukarısı 35 bölü aşağısı 4 eşittir 70 olacak. Burada gidenler var arkadaşlar. 35 ile 70 bir sadeleşir 1, 2 olacak. Buradan dolayı 2 üzeri x eşittir 8 ise arkadaşlar x de buradan 3 olarak bulunur. Yani 2'nin 3. kuvveti 8 olur. 2. Olduğuna göre x kaçtır? Gençler burada dikkat edeceğiniz nokta şu olmalı. Üstler eşit olsaydı işimiz kolaydı. Fakat 1'i 10, 1'i 5. O zaman ben diyorum ki arkadaş şunu x eksi 2'nin karesinin 5. kuvveti olarak yazsam sağ taraftaki 5. kuvvet ya bunu da x kare eksi 8'in 5. kuvveti olarak yazma şansına sahipsiniz. Tek kuvvet olduğu zaman unutmayın hiç mutlak değer veya artı eksi yapmanıza gerek yok. Direkt olarak bunlar eşittir. Yani x eksi 2'nin parantez karesi eşittir olacak x kare eksi 8'e. Artık bundan sonrası işlem. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi eşittir. X kare eksi 8 olacak. Bunlar gidecek cırt cırt. O zaman eksi 4x eşittir. Eksi 12 ise x eşittir 3 olarak bulunur. Bunu artık çerçeve içine alabiliriz. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın burada birkaç teknik var ama ben üstel yani daha doğrusu bilimsel olarak yazmayı tercih ediyorum. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 2 üzeri 3 çarpı. Bakın burada eksi var çift kuvvet onun kapsadığı için
Eksi hiç almayın. Yani sizin işleminizi bozmasın. O zaman onun kübü üzeri eksi 2 olacak bu. Bu dördüncü kuvvet dikkat edecek olursanız parantezin en dışında o zaman 2'nin dördüncü kuvvetinden 16 10 üzeri eksi 8 olacak çarpı 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. Arkadaşlar burada 10 üzeri 6 ile 10 üzeri eksi 6'nın çarpımı 10 üzeri 0 yapacağından o da bizim köyde 1'dir. Sizin köyde 10 üzeri. Yani 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak bulursunuz. 4. Olduğuna göre 3x kaçtır? Burada yine aynı mantıkla yürüyeceğim. Yani bilimsel olarak yazacağım. Hatta üstel olarak yazıp birbirine eşitlemeye çalışacağım. 1 bölü 125 5'in kübüdür. 5 üzeri 3 üzeri 2x eksi 1 eşittir. Bakın burada ne yapabilirsiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sola kaydırılmış. O zaman 128 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak yazarsınız. İse şimdi burada 5 üzeri 6x eksi 3 yukarı alacağım ki eksi olarak yani eksi 6x artı 3 olsun diye eşittir. Burada arkadaşlar 128 2'nin 7. kuvvetidir. Bölü 10 üzeri 7 olarak da buraya yazdığımız zaman aslında soldaki ifadenin aynısı. Hatırlayın eğer üstler eşitse bölme yapılır idi. O zaman yazıyorum. Diyorum ki 5 üzerinde 6x artı 3 eşittir. 2 bölü 10 üzerinde 7 olacak. Bunlar yine sadeleşecek. Cırt cırt. 5 üzerinde 6x artı 3 eşittir. 1 bölü 5 üzerinde 7 ya da 5 üzeri eksi 7. Ne demiştik? Hatırlayınız bakalım. Tabanlar eşitse, bakın burada tabanlar eşit ise üstler de eşit olmak zorunda. O zaman şuradan başlayalım. Eksi 6x artı 3 eşittir. Eksi 7'den. Bakın 6x'i sağ tarafa atacağım ki negatiften kurtulayım. 10 eşittir. 6x bana 3x soruluyor. O zaman 3x eşittir 5 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre 9 üzeri x artı 3 üzeri x toplamı kaçtır? Burada 9 üzeri x de 3 üzeri x'in karesi 3 üzeri x. Dolayısıyla ben ifade yani yukarıdaki ifadeyi 3 üzeri x olarak bulmam lazım. Yol haritam belli. O zaman diyorum ki arkadaş 12'nin çarpanları nelerdi? 12, 3 de 4 olduğu için yani 3 üzeri x çarpı 4 üzeri x eşittir. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 yazabilirim. Burada 4 üzeri x'ler çarpım durumda olduğu için cırt cırt. Yani ne oldu? 3 üzeri x eşittir 4 oldu gençler. Bunu bir şöyle çerçeve içine alacağım. Çünkü kullanacağım bunu. Peki bana ne soruyor? Şöyle ortalayalım güzel olsun. Diyor ki arkadaş 9 üzeri x artı 3 üzeri x kaçtır diyor. 9 üzeri x artı 3 üzeri x eşittir. 9 3 üzeri x'in pardon burada güzel olamadı. Şurada bir nokta oluştu. 3 üzeri x'in karesi artı 3 üzeri x olarak yazılacağından 3 üzeri x'i 4 bulmuştuk zaten hocam. Bravo. 4 üzeri 2 artı 4. 16 artı 4'ten de 20 sonucuna ulaşırız sevgili gençler. Olduğuna göre 2 üzeri 2x eksi 1'in k türüne değerini bulalım. Yine gençler burada bir yol haritası oluşturmamız lazım. Bakın unutmayın. Soruları gördüğünüz zaman yol haritasını oluşturduk. Bitti. Yol haritası oluşturduktan sonra gerisi zaten işlem. Yani 4 üzeri x neydi? 4, 2'nin karesiydi. X eksi 3 eşittir. K ise 2 üzeri 2x eksi 6 eşittir. K olacak. Burada 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 6 yine K olacak. Bakın hiç basamak atlamıyorum arkadaşlar. İyi öğrenin diye. Yoksa bunları çoğunu atlardık. Bu da 2 üzeri 2x bölü 2 üzeri 6 olacak. Eşittir K. 2 üzeri 6 bizim köyde 64. Arkadaşlar buraya yazalım. Herkes görsün. 2 üzeri 6 64. Bunu bilmeyeni dövüyorlar hocam. Bravo. Yani 2 üzeri 2x eşittir 64k oluyor. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Peki bana ne soruyor? 2 üzeri 2x eksi 1'i soruyor. Bakın. Yani 2 üzeri 2x eksi 1 ise gençler 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 1 demektir. Buradan 2 üzeri 2x 64k bulmuştuk. Çarpı 1 bölü 2'den sonucunda 32k olduğunu bulmuş oluruz. Üstlü ifadelerde basamak sayısının bulunması.
Arkadaşlar bu tarz sorularda aslında mantık basit. Basamak sayısı bulunurken verilen sayı a çarpı 10 üzeri n biçimde yazılır. N eleman z artı olmak üzere. Yani mesela size sorsam desem ki arkadaş 13 çarpı 10 üzeri 2 kaç basamaktır? 2 tane 0 zaten sonda var. 13'teki basamaklı 4 basamak. Peki 123 çarpı 10 üzeri 7 kaç basamaktır desem? 7 tane basamak 0 var. 123 de 3 basamaklı. 3 10 basamaklı. Peki a üzeri 10 üzeri pardon a çarpı 10 üzeri n olarak yazılan sayıda a'nın basamak sayısı artı n bize cevabı verir diye burada not yazılmış arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Peki ya sayısı kaç basamaktır? Bakın burada dikkat edecek olduğunuz nokta a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılmamış. Biz bunu oraya çevirmemiz lazım. İşlem kabiliyetimizi kullanalım hocam. Bravo. Yani 2'nin kübü üzeri 6 çarpı 5 üzeri 10. Bu da 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 10. Bakın burada 5 üzeri 10 var. 2 üzeri 18 var. Oradan bir 2 üzeri 10'u ayrıştırabilirim. Yani diyorum ki ben o zaman 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10 olarak ayrıştırabiliriz bunu. Arkadaşlar burada tabanlar eşit olduğu için hocam oradan yapmayalım bence. Bravo gençler. Bakıyorum uyuyor musunuz diye. Şuradan yapalım diyecektim. Elim sürçtü arkadaşlar. Olabiliyor bazen. Şurada üstler aynı olduğu için 2 üzeri 8 kaçtı? 5, 32, 6, 64, 7, 128, 256. Bakın hızlı hızlı yapıyorum. Çarpı 10 üzeri 10. Peki 10 basamak 0 var. 3 de burada var. 10 artı 3'ten 13 basamaklı diyebilirsiniz. Sayısı kaç basamaktır? Gençler bakın yine aynı mantıkla a çarpı 10 üzeri n şekline getirelim. A çarpı 10 üzeri n biçiminde yazalım. Yol haritamız belli. Hocam yol haritamız ne kadar net? Evet. 2 üzeri 7 128 üzeri 4 çarpı 5'in 4. kuvveti a üzeri 6. Yani 2 üzeri 28 çarpı 5 üzeri 20. Şimdi elimde bir 5 üzeri 20 var. Demek ki sol taraftan bir 2 üzeri 20'yi ayrıştırabilirim. Yani 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 20. Buradan gençler 2 üzeri 8'i demin bulmuştuk. 256 demiştik. Çarpı 10 üzeri 20'den. 20 basamak burada var. 3'te 256'dan gelecek. 3, 23 basamak. Olduğuna göre y üzeri x artı x üzeri y kaçtır? X ve y tam sayılar olmak üzere gençler buna çok dikkat edin. X ve y tam sayı olduğuna göre 4'ün bir kuvveti ile 3'ün bir kuvveti hiçbir zaman eşit olamaz. Ama ne zaman ki üsler 0 olmalı. Bakın yol haritam belli. Üsler 0 olmalı. Yani x eksi y artı 3 eşittir 0 olmalı. Buradan bir tane x eksi y eşittir. Eksi 3 sonucuna ulaştık. Hocam bunu bir çerçeveleyeceksiniz. Bravo. Nasıl da bildiniz? Yine aynı mantıkta 2x artı y eksi 6 eşittir 0'dan da teker teker 0 eşliyorum. 2x artı y de 6 olacak gençler. Bunu da bir çerçeve için alalım. Peki ne yapacağız bundan sonra? Yok etme metodu hocam. Bravo. Artık sizler profesyonelleştiniz. Profesyonelleştiniz. Bakın söyleyemiyorum. Hızlı hızlı konuşuyorum. Profesyonelleştiniz gençler. Bravo. Ben hem konuşuyorum hem soru çözüyorum gençler. Peki burada neyi yok edebilirsiniz topladığınız zaman? Y'leri cırt. Öyle götürmeyelim. Çünkü şöyle götürelim. Yani 3x eşittir 3 ise x eşittir 1 olacak gençler. Bunu şöyle bulut için alalım. Hep çerçeve yapmayalım. X 1 için 1 eksi y eşittir. Eksi 3'ten de y'nin de 2 çıktığını buluyoruz. Hocam 2 değil sanki. Bence de değil. Çünkü eksi 3 artı 3 geçecek. Bakıyorum uyuyor musunuz ya arkadaşlar? Hocam uyumuyoruz. Bravo. 4 olacak arkadaşlar. 4. Peki bize ne soruyor bakalım artık. Y üzeri x artı x üzeri y eşittir. Y'yi bulduk 4 üzeri 1 artı 1 üzeri 4'ten 4 bir daha 5 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakın burada dikkat edecek olduğunuz nokta kare. Çift kuvvet. O zaman kesinlikle ve katiyetle bu arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Yani x kare eksi 12 mutlak değer içerisinde eşittir. Mutlak değerince x olacak. Çünkü karesini alıyorsunuz. Aslında ben bunu yazdırırken şöyle yazdırdım basit olarak. X kare eksi 12 eşittir. Artı eksi x yazdığınız zaman aslında amacınıza ulaşırsınız. Yani iki türlü çözeceksiniz bunu. Bir
x kare eksi 12 eşittir x'ten. X kare eksi x eksi 12 eşittir 0 olacak. Gençler bunu ilerideki kazanımlarımızda yine öğreneceğiz. Anlatacağım ama ikinci derecenin denklemlerde. Burada şöyle hatırlatalım, bunu ortaokulda gördünüz. 3'e 4 ya da eksi 3'e art 4. Çarptığınız zaman eksi 12 olacak. Topladığınız zaman eksi 1 olacak. Nedir onlar? Eksi 4'e 3. Bunları bulalım o zaman. X artı 3 çarpı x eksi 4 eşittir 0'dan. Buradan bir eksi 3 gelecek gençler. Bunu şöyle bir çerçeveleyelim. Buradan da bir 4 gelecek. Bunlar cebimize dursun. Çünkü ikinci kısmı çözeceğim daha. Hocam nasıl da parantez? Şöyle yapmak istiyorum. Tamam, bak, güzel daire olsun. He. Bir de ne olacak? X kare eksi 12 eşittir. Eksi x olacak gençler. X kare artı x eksi 12 eşittir 0'dan. Burada yazıyorum şimdi. Mavi kalem yazayım yine. X'e x 4'e 3. Bu defa bura artı bura eksi olacak. Çünkü çarptığın zaman eksi 12 topladığın zaman artı 1'i verecek. O zaman şöyle yapalım. Bu olmadı hocam. Bence de olmadı. Şey eksi 3'ü bölmeyelim. Şöyle yapalım. He. X artı 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0'dan. Buradan bir eksi 4 bulacaksınız gençler. Bunu da mavi kalemle çerçeveleyelim. Havamız olsun. Yine buradan da bir x eşittir 3 olacak bulursunuz. Peki size soruyor bana. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. O zaman şöyle afilli bir toplam yazalım. Toplam. Eksi 3 var. Artı 4 var soldan. Eksi 4 var, artı 3 var sağdan. O zaman 0 oldu. Hocam bir 0 için bu kadar uğraşılır mı? Dediniz, duyuyorum buradan. Gençler bazen 0 da iyidir. Olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada bakın 3 türlü durum var demiştim. 1. Taban 1 olabilir. Yani X eşittir 5 olabilir. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'di. 2. Gençler ikincisi de üst sıfır olabilir. Eğer kuvvet sıfırsa, pardon, üst sıfır ise hangi sayının sıfırıncı kuvvetini alırsanız alın sonuç 1 olacak. Bir tane daha vardı. Onu da irdelemenizi önermiştim. Neydi o da? Arkadaşlar taban eksi 1 olabilir. Yani x eşittir 3 fakat x 3 olabilir. Şurayı yazalım şöyle. Büyüteyim şöyle. Güzel olsun diye yapıyorum. Olabilir. Bunu sağlamasını yapmak zorundasınız. 3'ü koyacaksınız kuvvete, yani üste. 3 eksi 1 eşittir 2 çift sayı olduğu için arkadaşlar çift sayı. Hani çift sayının, daha doğrusu eksi 1'in çiftinci kuvvet, çift sayı kuvveti pozitif olacak. O zaman 3 de olabiliyor. Toplamı soruyor bana. Hemen şöyle yazalım. Afilli bir toplam. 5 var. Artı 1 var. Artı 3 var gençler. Buradan da 9 sonucuna ulaşırsınız. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Arkadaşlar birincisi, birinci satırda diyelim. Bir verilmiş bir durum var. Bakın ne diyor? 16 üzeri 5 çarpı 5 üzeri x sayısı 22 basamaktır. O zaman yazıyorum. 2'nin 4. kuvveti üzeri 5 çarpı 5 üzeri x. Buradan 2 üzeri 20 çarpı 5 üzeri x. Bir kere 22 basamaklı olduğuna göre ben burada şunu yapabilirim. X'e 22 koyarsam eğer bakın ne oluyor? 2 üzeri 20 çarpı arkadaşlar 5 üzeri 22 koymam lazım. Neden? Çünkü 20 koyarsam 10 üzeri 20 yapacak. 21 basamaklı olacak. 5 üzeri 22 koydum. O zaman ne olacak bu? 2 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 20 çarpı 5'in karesi gelecek ki 5'in karesi 25 olsun. 25 2 basamaklı olsun. 20 de buradan son, onun üstü gelecek. Yani 10 üzeri 20. Bakın burada 20 basamak var. Zaten artı 2'den 22 basamaklı olacak. Demek ki gençler neymiş? X sayımız, renkli kalemle şöyle yazacağım ki gözüksün. X'imiz 22. Peki, alt satırda da bir eşitlik verilmiş. 25 üzeri y artı 3 diyor. Yani onu şöyle yapabilirsiniz. 5'in karesi üzeri y artı 3 eşittir. 2 bölü 10 ya da 1 bölü 5 yazabilirsiniz onu. Üzeri 1 eksi 3. Yani 5 üzeri 2y artı 6 eşittir. Arkadaşlar 1 bölü 5, 5 üzeri eksi 1'dir. Yani 5 üzeri eksi 1 artı 3y yapacak burası. Dikkatinizi çekti değil mi? Tabanları eşit kılmış olduk. Yani daha doğrusu tabanları eşit yaptık. O zaman şöyle okla gösterelim. Herkes görsün oradan. Hocam görüyoruz. Bravo. Yani 2y
artı 6 eşittir. Eksi 1 artı 3 y'den. Buradan 7 eşittir y olacak. Bunu da şöyle bulut için alalım. X artı y toplamı soruluyor bana. X artı y 22 artı 7'den de gençler 29 sonucuna ulaşırsınız. Yanlış yapmayalım gençler. Kontrol edin. İnanın beraber sizle beraber çözüyorum. Anladınız zaten siz. Öğretmen sınıf içi uygulamada üstü sayılar ile aralık kavramını anlatmaktadır arkadaşlar. Bakın burada bir tablo vermişler. Ben bu tarz sorularda örneğin diyor ya oradan yürüyorum. Çünkü bu beceri temelli soru veya rutin olmayan soru deniyor ya bunlara. Örnekten anlayabilmeye çalışıyorum. Hem vakit kazanacaksınız. Bakın ne diyor? Örneğin tahtaya öğretmen A, B, F, E yazmış. İlk iki öğrencinin ismi A ve B olduğundan bakıyorum şimdi. A ve B'ye bakıyorum. 12. Bakın 12 sayısı bulunuyor. Bitti. Katsayı. Üçüncü kutudaki isim F olduğundan arkadaşlar F'ye bakıyorsunuz. Bakın burada. Ne var orada? Çarpan. 10 üzeri 6. Doğru. Bu da çarpanmış. Dördüncü kutudaki isim ise E olduğundan aralık payı %25. E'ye bakıyorsunuz %25. Yani aralığı şöyle belirliyormuşsunuz. 12 çarpanı bulduk ya. 12 çarpı 10 üzeri 6 eksi 12 çarpı 10 üzeri 6 çarpı %25 virgül 12 çarpı 10 üzeri 6 artı 12 çarpı 10 üzeri 6 çarpı %25 olarak aralığı belirliyoruz. Yani 9 çarpı 10 üzeri 6 ile 15 çarpı 10 üzeri 6 olarak bulunmuş. Peki olayı anladık hocam. Peki anladıysanız yapalım. BD diyor. Arkadaşlar B ile D'ye bakıyorum. Bir kere 24. Şöyle yapacağım. 24 çarpanımız bu. Çarpı C'ye bakıyoruz arkadaşlar. C 10 üzeri 3'müş. 24 çarpı 10 üzeri 3 çarpanımız bu. Birincisinde eksi yazıyorum. 24 çarpı 10 üzeri 3 çarpı yüzde kaç? E'ye bakıyorum. E %25. %25 bu kadar. İkinci kısım ise arkadaşlar bunun toplamı. Yani 24 çarpı 10 üzeri 3 çarpı artı özür dilerim. 24 çarpı 10 üzeri 3 çarpı %25. Bakın aralığı oluşturduk. Burada bir düzenleme yapacağım tabii. %25 demek 4'te 1 demektir. 4 de orayı sadeleştireceğim. Burada %25 demek 4'te 1. Yani burada 24.000 gelecek gençler buradan. 4'te 1 6. Yani 24'ü 4'e böldüm 6. 6.000. Virgül. Yine 24.000 artı 6.000. 18.000 ile arkadaşlar 30.000 arasında olacakmış. Hocam virgüle gerek var mı dedi. Bence de yoktu. Yani sayımız 18.000 ile 30.000 aralığında olacak. Bakıyorum şimdi şıklarımıza gençler. 18.000 ile 30.000 arası olan şık Diyarbakır'da var. 20.000 var. Diğerleri o aralığa düşmüyor. Demek ki doğru yanıt D seçeneği olarak yazılır. Güzel bir soruymuş. Ben beğendim. 14. N ve 2n-1 sayılar asal sayılar olmak üzere. A eşittir 2 üzeri n-1 çarpı 2 üzeri n-1. Biçimde yazılabilen sayılara mükemmel sayı diyelim. Arkadaşlar böyle bir sayı demişiz biz. Biz tarif etmişiz soruda. Mükemmel sayı kendisi hariç tüm pozitif bölenlerin toplamına eşittir. Bakın yine ben örneğine dalıyorum hemen. N eşittir 3 için bakıyorum şimdi. Hocam n nasıl öyle? N eşittir 3 için en asal sayı. Önce bulalım bakalım diğer de asal oluyor mu? Şuraya koyayım bakalım. 2 üzeri 3 eksi 1. 8 eksi 1 de 7. Asal. Bu kabul ettik. Peki A'yı nasıl buluyormuşuz? A'yı da bulurken diyor ki kardeşim diyor 2 üzeri n eksi 1'den. Yani 2 üzeri pardon kaleme geçemedim. 2 üzeri 3 eksi 1 2 çarpı 2 üzeri 3 eksi 1. A eşittir. 4 çarpı 7'den 28 oluyor. Hiç duymuş muydunuz arkadaşlar? 28 mükemmel bir sayıymış. Vay anasına be. 28 mükemmelmiş. Peki ispatını yapalım. Bakın şurada bir ifade kullanmışlar. Ben merak ettim şimdi. Mükemmel sayı kendisi hariç tüm pozitif bölenlerin toplamına eşitmiş. Yani 28'in pozitif bölenleri nerededir kendisi hariç? 14 vardır, 7 vardır, 4 vardır, 2 vardır, bir de 1 vardır gençler. Toplayın bakalım 14 artı 7 artı 4. 14, 20, 25, 27, 28. Hakikaten be. Bundan sonra 28 sayısını gördüğüm zaman mükemmel bir sayısın diyeceğim ona. Peki bana diyor ki 2019'dan küçük mükemmel sayılar toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bir kere sırayla gireceğim. Asal olacak ya. Şuradan başlayalım isterseniz. N eşittir 2 için. 2 asal sayı. 2 üzeri 2 4 eksi 1. 3. Bu da asal. Bu sağlıyor. O zaman yerine koyacağım. A diyeceğim ki 2 üzeri 2 eksi 1 1 çarpı 2 üzeri
2 eksi 1. Yani A eşittir 2 kere 3, 6. Bir tane bulduk. Bakın sizlerle beraber bir tane mükemmel sayı daha bulduk arkadaşlar. Hocam 6 da mükemmel miymiş? Vallahi mükemmelmiş. Ben de yeni öğreniyorum. Peki zaten 28 de mükemmeldi. Onu karar verdik beraber. Zaten onu bize örnek olarak da vermiş. Sağ olsunlar. Böyle soruları severim ben. Peki başka? Bir de n eşittir 3 için koyalım bakalım. Arkadaşlar 3 asal, zaten 3 koyduk. Özür diliyorum. Dilim sürçtü. 4 asal değil 5 için diyecektim. Dilim sürçtü. N eşittir 5 için. Arkadaşlar 5'i koyalım bakalım. 2 üzeri 5 eksi 1. 32, 31. Asal. Demek ki n eşittir 5 için de kullanabilirsiniz. Hemen A yazıyorum. A eşittir. 2 üzeri 5 eksi 1. 4 çarpı 2 üzeri 5 32. 32, 32'den 1 çıkartın. Şöyle yazalım madem parantez aldım. Buradan da arkadaşlar A eşittir. 16 çarpı 31 oluyor. Eyvah demeyin sakın. Bunu ben çarparım kafadan. Nasıl çarparım? 16 ile 30'u çarparım. 480. Değil mi? 480. Bir tane daha 16 eklerim. 496. Hocam harikasınız. Gençler harika olan sizlersiniz. Ben sizlere layık olmaya çalışıyorum. Hocam beni sizler yarattınız demeyin. Demem. Peki toplam o zaman, çünkü bundan sonrası arkadaşlar, bundan sonra n eşittir 7 olacak, çok büyük sayılar gelecek. Bana 2019'dan küçük olan sorduğu için o bizi aşacak. Yani ne bulduk? 6 bulduk, 28 bulduk, bir de 90, 496 bulduk. 496, 502, 510, 530. Demek ki toplam 530 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Bakalım bundan sonra sorumuz varmış. Aa bitmiş. Arkadaşlar üssüz sayıların ikinci bölümü de bu şekilde bitirmiş olduk. Yine birinci bölümde de size önermiştim. Artık üslü sayılar bitti. Fakat benim anlatmış olduğum videoları bir daha dinlemenizi öneririm. Hatta ve hatta soru çözümlerimi de takip edebilirsiniz. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Tabii ki bu çok önemli bizim için, motive olmamız için. Bol bol soru çözmenizi öneriyorum. Şimdilik hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.